Hepinize merhaba sevgili Mubular. Dead Store'un yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bölümde şuradan atlayıp şurada beyinsiz gibi biraz takılmıştım hatırlarsanız. Çıkıp baştan girdim ve düzeldi. Yeni bir yetenek elde etmiştik. Ateş edebiliyorduk artık. Artık oklarımızı yakmaya uğraşmayacaktık. Çünkü kendimiz direkt ateş atabiliyoruz. Şunu bir alalım. Ruhu da bulmuş oldum. Bak ruhları kullanmadım. Aslında kullanmış olsam iyi olurdu. Yukarıdan da yol gidiyor. Buradan da gidiyor. Gördüğünüz gibi oku ateş kullanmadan da yakabiliyorum artık. Büyücü bu. Bunu yakın diyecekler beni görünce. Burada bir defter varmış bir de. Oku. Bu bir aldacının günlüğü gibi duruyor. Son zamanlarda meydana gelen anormal enerji dalgalarının etrafındaki tüm kapıları kapatmamız emredildi. Bu bölge kurul üyelerini cadıyı araştırmasına yardım etmesi nedeniyle oldukça aktif seyahat edilen bir yerdi. Ama emir büyük yerden geldiği için hiç vakit kaybetmeden uygulandı. Bu nedenle oradaki kargaların başına ne geldiğini bilemiyorum. Şimdilik tüm kapılar mühürlü ve bölgedeki tüm işler durdurulmuş durumda. Bir şeyler ters gidiyor ama bu iş beni aşar. Bu yüzden soru sormamak en iyisi. Muhtemelen bulduğumuz o geçen bölümde bulduğumuz baykuş cesetleri, baykuş diyorum, karga cesetleri de bunlardan geliyor. Dediler ya buradaki kuşlara ne oldu bilmiyoruz. Muhtemelen öldüler işte hepsi. Şeye geri döndüm ben normal yere. Aa görüyorum ki eski ofisleri araştırıyorsun. Gerçek amacımı kavrayamamış ve hala başkalarıyla silik yarıştırırken doğu bölümünde çalışırdım. Artık daha mutluyum ama itiraf etmeliyim ki ofis eve epey rahattı. Çiçek beni takip ediyor. Burada sigara içen biri var. Kapılar salonuna geri geldik. Şeye geri mi dönmem gerekiyor acaba benim mekana tekrardan? Görünüşe göre dışarıda epey ruh toplamışsın. Nereden buluyorsun bunları? 10 yıllardır bu kadar ruhu bir arada görmemiştim. Belki de yüzyıllardır. Buraya geldiysek şu gidip paramızı harcayalım. Ondan sonra şeye geri dönelim. Mekana geldiğimiz. Muhtemelen oradan ilerleyebileceğim. Yüzük de buraya gelmiş herhalde. Aldığımız bir yüzük vardı hatırlarsanız. Evlenecek biri lazım diyordu şimdi. Ruh kasasına hoş geldin. Dövüş yeteneklerini geliştirmek ister misin? İsterim tabii ki. Bunun için buradayız. 400-402 sene de vereceğim birer puan ya. Bilmiyorum fullleyebiliyor muyuz bilmiyorum ama. 800 var. 400-400 vereyim. Bir sonraki seviye için 600 istiyor. Yani bayağı ruh toplamam gerekiyor. Hibrit gidiyorum. Tek bir yerime abanmıyorum. Tek bir yeteneğime. Şu kapıdan mı geri dönmem gerekiyor benim? Çünkü Vazo Cadısı'yla dövüşmedik biz. Vazo Cadısı'nın arazisi seramik köşk. Tencere kapayla bir muhabbetimizin olması gerekiyor. Ve Vazo Cadısı'nı öldürmemiz gerekiyor bir de bir yerde. Şurada onun kaşığı var ama. Tamam önce bunları yakacağım sanırım. O zaman kapı açılacak. Evet. Zaten tencere kapanın hem şeyi var burada. Kaşığı hem de içinden biraz çorba dökülmüş galiba. Anahtar zaten bulmuştum. Yine bir asansör bulduk. Asansörle gideceğiz. Boss fight yapacağız diye tahmin ediyorum ben ya. Bakalım. Yok boss fight göremedik en azından. Fırın gözlem odaları. Seramik köşkün bodrumu. Fırın gözlem odası ne ya? Merdiven var ama biz direkt aşağı atlaya atlaya gidiyoruz. Burası asansör diye tahmin ediyorum. Ha güzelmiş. Ben vurdukça gidiyor. Anlamadım başta ne yapacağımı ama tencere kapanın çorbasını takip ederek ilerleyeceğim. Şunu daha önce de gördük yukarıda kıramamıştık. Herhalde vazo cadısı insanları şeye çevirirken kafalarını vazo yapıyor ya ölümsüz yaparken onları. Herhalde böyle deneyler falan yapıyor üzerlerinde. Yine bir öküz kafası. Düz gideceğim yolu takip ederek. Bir şey yok kombat falan. Dövüş. Buradan bir yukarı çıkalım. Hani karşıma bir şey çıkmayınca iyice kıllanıyorum. Buradan boşa mı çıktım? Buradan boşa çıktım. Ha buraya sert atlama şansım var gerçi değil mi? Ya yanlış oldu. Oraya şey yapabiliyoruz. Sertçe vurursak altına giriyorduk ya gizli bir şey bulma şansımız var oradan. Onu bir deneyelim tekrardan. Boş geçmeyelim. Boss'la dövüşeceğim yine de. Bu oyun ne kadar uzun sürüyor acaba onu da bilmiyoruz. Biz buradan gideceğim. Ya böyle görünmez olması çok rahatsız edici bence. Tamam nereye gideceğimi gösteriyor bana ama. Görebilmeyi daha çok isterdim. Ruh bulmuş olduk. Bedavadan 100. Ruh. Şuradan girmedik. Zaten bir yere gidemiyormuş oradan. Ya tek bir bakış açısı olduğu için mesela ben orayı da görmek istiyorum. Ama bu bakış açısıyla yaptınız o zaman aşağılara giremeyeyim yani. Ona göre ayarlayın birazcık da. Burada.
Şuradan vuramıyor muyum yani ya? Yok. Oradan da geçemiyorum. Buradan yol var, bir de öküz kafasını kullanma şansım var ama. Geçmiyor ya ateş. Karşıya da geçemem. Bunu havada durdurabiliyor muyum? Şunu yakacağız sonra. Ama ha, tamam, buna vurunca da yenileniyormuş mermi. Ben dedim mermisiz kalacağım o zaman şimdi. Ama öyle bir şey yok. Buna vurunca da mermi veriyor. Ya bir yere atladım gibi hissediyorum ama yapacak bir şey yok. Belki sonradan geri dönerim ben. Ya yayında ya da kayıt dışında yaparız oraları. Doğru yoldan gidelim. Aha, tencere kafayı bulduk. Ne yapıyorsun lan orada? Muhtemelen isteği dışında alıkonuluyor. Alıkonulmuş. Konuşamadım. Acele etmem gerekiyor mu acaba? Çünkü gidiyor adam baya baya. Ben sağa sola gitmeye çalışıyorum ekstradan ama. Burada bir şey yok. Çok boş bir arazide yürüyoruz. Oyunda acaba bug mı var? Yaratıklar yüklenecek dedi, yüklenmiyor mu? Aa, ikiye ayrılıyor yol. Buradan mı gitmeyi deneyeyim? Vallahi hiç bilmiyorum nereye gideceğim. Map gibi bir şey de yok. Hani bakıp nereye gideceğimi bulayım derken doğru yere geldim. Bu kadar şansa bulunur. Seni uyarmıştım karga. Ancak hala inat ediyorsun. Bunun aptalca mı yoksa cesurca mı olduğunu bilemiyorum. Aslında kesinlikle aptalca. Şimdi eğer izin verirsen bu yaramaz delikanlıyla biraz yalnız kalmak istiyorum. Umuyorum ki bu sefer aklı başına gelecek. Bu yüzden lütfen defol git. Şimdi diğer tarafa doğru gideceğim galiba. Bir de şurası parlıyor herhalde, oraya ateş edersen bir şeyler olacak. Açılacak mı? Vallahi açıldı. Acaba diğer taraftan gitsek ne bulacaktık? Daha fazla ruh mu bulacaktık? Çok takıldım şu an. Ben böyle küçük şeyleri kaçırınca merak ediyorum. Meraklı mı insanım? Buradan bir numarası var mı? Bunlar yukarı kalkacak muhtemelen ya. Ha, buraya kapı geldi. Çok iyi artık. Mekana dönüp gelebiliriz hızlıca. Ama şu an mekana dönmek için bir acelem yok. İlerlemeye devam edeceğim. Bir düşman ya da herhangi bir şey bulana kadar. Şuraya kömür atacağız. Kömür değil, ateş atacağız. Kömür zaten var. Güzel. Güzel, düşman da gelmeye başladı. Düşman yok diye ağlıyordu. Niyeyse yani. Yine slime klasik yani, Splatoon'un bölünme slime'ına geçen gün muhabbetini yapıyorduk yayında. Yine geldi karşıma bölünen slime'lar. Ok birine çarpıp duruyordu mesela. Ateş delip geçiyor. Çok iyi. Bayağı iyi. Çıktım yukarıya. Devam. Düşman da yani düşman olsa. Bunlar daha dandik düşmanlar. Bundan önce geldiklerimiz daha zorluydu. Bir can verdim de. Ha, geldi yine. Dayanamadı. Öncekiler dedim ya. Dönecek. Benzinimsi bir yaratık var. Yukarıyı açmamız gerekiyor buradan gitmek için. Ama nasıl açıyoruz orayı? Buradan gidemiyorum. Ya yolun karışıklığı kafamı karıştırmamasına gerek yok. Çünkü tek bir yol haline gidebiliyoruz genelde. Devam maskesi güzelmiş. Oradan gidemiyorum. Çok dandik bir engel yapmışlar yine. Geliyorum lan, senin ağzını kıracağım. Hazır ol. Düşman geliyor. Vurdu be. Buradan sağ çıkarsam ama canımı doldurma şansım var. Ama buradan sağ çıkabilmek büyük bir iddia olacak benim için. Savaştayken de tohum ekebiliyoruz. Bir canım kalırsa al yerim vallahi gidin. Tükettim ve bir daha bir can verdim. Tüketmesem bu zaman ölmüştüm. Ateşin sıkıntısı hemen atılmıyor. Biraz kaslaması gerekiyor. Bayağı bekletiyor hatta. Şunun yanına çıkalım da bir ağzını burnunu kıralım. Her zaman böyle mi olacak? Yani bir numaran yok galiba yakın dövüşte ya. Bütün olayın uzaktan vurmak. Evet, öyleymiş. Patlıyormuş ölürken de bir kere daha ama dikkat etmek gerekiyormuş. Neyse ki duman vurmuyor ekstradan. Belki çiçek bir daha yeşermiştir diye geri döndüm de. Öyle bir dünya yok. Kömür atıyoruz. Atamadım niyeyse.
Oku artık kullanmayacak mıyız mesela? Bu o kadar işlevsel ki yani okla işimiz kalmadı mı? Bunlar yanlara doğru çoğalıyor. O yüzden uzaklaşmak gerekiyor iki vurduktan sonra. Çok can verdim. Gereksiz can verdim. Sadece ateş at. Sadece ateş at. Yaklaşma. Aslında birden fazla hedefe vuruyorum yani. Şey vermesi lazım bence. Daha çok mermi vermesi lazım. Büyü yapabilmem için. Şeyimiz var mı? Tohumumuz. Bir tane varmış. Ektim gitti vallahi. Ama nereye gideceğimi bilmiyorum şu an ben. Buradan zaten geçmedik mi? Dönme be, dönme be. Yapma Mevlana'yı bize. Ya senin ben büyüğünü öldürdüm, senin abini öldürdüm. Senin bir numaran yok benim için. Kralınızı öldürmüşüm. Geri yanlış yola mı gidiyorum acaba ben ya şu an? Bilemedim çok. Yo, buradan geçmedim daha önce. Geçsem bunlar yanıyor olurdu. Doğru yoldayım ya. Kapının oradayım ama hala. Kapı oradaydı. Ha, buraya da şey atacağım. Nereye indirecek? Buraya indirdi. Boss çıktı bir de. Hiç güzel olmadı boss çıkışı. Yani boss da denmez gerçi buna. Slime yarattığına. Onu da kalamazsın. Bir şey atmıyor ki uzaktan. Yani ben boşa mı korkuyorum acaba bundan? Çok yavaş çünkü. Ben o dikenleri bayağı uzar diye bekliyordum açıkçası. Tamam küçükleri zaten kesebiliyoruz. Uzatma çubuklarını bana. Tek gözle olmaları tatlı duruyormuş ama. Neyse öldü geri kalan benim için önemli değil. Tatlılığı, tuzluluğu. Hadi. Buna daha önce geçtim ya. Her yer birbirine o kadar benziyor ki ben geçtiğim gibi hissediyorum. Ama geçsem canavar olmazdı burada. Okçulardan çok hasar yiyorum o yüzden korkuyorum. Ya bırak beni bir. Ya şeye takılıyorum. Adı ne onun? Az önceki araca takıldım. Çok saçma oldu. Okçuları bir öldürebilirsem. Lütfen öl, lütfen öl. Canım çok az. Bir canım var. Ölmek istemiyorum. Hadi Wuken. Çok kötü oldu işte bu ya. Bir canla bir daha buraya uğraşmam gerekiyor. Buradan geçme şansım olur mu? 3 tane mermi. Bir. Bir de diğer tarafta platform yapacağız. Normalde bu oyunda platform yapmıyorduk. Çok. Her şeye vurması lazım attığında. Ya direkt gitsem ne olur bunlarla dövüşmek yerine aslında şöyle yapıp. Bence hiçbir şey olmaz. Sonuçta bazı yerlerde kilit oluyor. Yaratığı öldürmeden kapı açılmıyor ama burada öyle bir sıkıntı yok. Geçemeyeceğim ya. Ya yaratık uğraşmayayım dedim. Ya bir de bomba atan adam koymuşlar ya. Acilen canım dolacak bir yer bulmam gerekiyor. Öldüm ya. Of çok iyi gidiyordum bence. Aslında sanırım hiçbir yerde yaratıklarla dövüşmeme gerek yok. Düz kaçabilirdim ben ama. Niyeyse hep dövüşmeyi tercih ettim. Şu an mesela kapının oradan doğdum. Koşa koşa geldim bir şeyle dövüşmeden. Dendik yaratıklarla geri döndük. Geber. Şimdi temizleyerek gideceğim birazcık daha. Burada ne yapacağımı, nereye gideceğimi henüz bilmiyorum. Ağır ağır ilerlerken önümde düşman olmasın. Çiçek ekemeyeceğim galiba. Tohum yok ya. Yoktu abi. Var mıydı bir? Ben sıfır diye gördüm ama bastı ilginç bir şekilde.
Sen öldün direkt ya, bomba patlayacak yanında senin. Ha, bunların bir numarası yok. Acaba dövmeden de ilerlesem olur muydu? Muhtemelen olurdu. Bir şey olacak gibi duruyor da bu oda sanki biraz özel gibi ama bir numarası yok. Oyun şu ana kadar bana hep böyle yanlış mesaj veriyor. Bir şey olacak zannediyorum ama olmuyor. Ya da odalar gereksiz boş gözüküyor. Aşağı mı düştüm? Ya normalde aşağı düşünmüyordu. Bazı yerlerde yoksa ben düşerdim şimdiye kadar 10 kere. Düşme düşme. Ya burada mecbur keseceğim. Yolumun üstündeler zaten. Bir şey kaybetmiyorum derken vuramadım. O şeyi yemeyecektik ya. Öldürememiş ki bunu. Ya hadi hadi geber de beni rahat bırak. Hala da geliyor peşimden küçüğü. Başa geri döndüm. Abi her yer birbirine benziyor. Anlamıyorum nereye gittiğimi. En başa geri döndüm şu an sanki. Burası en başı değil mi oyunun? Allah Allah. Bana gerçekten burası oyunun en başı gibi geliyor. Ne oldu şimdi? Bu yolu takip edeceğim herhalde. Öleceğim var ya. Bir yandan da arkadaki lavuk ateş ediyor. Mermim kalmazsa ne yapacağız? Ben hep burada böyle şeyleri çok merak ediyorum şu oyunda. Oyun bunları düşünüyordur herhalde ama. Neyse tohum bulduk. İnşallah ekecek yer de buluruz. Ya git ya, beni rahat bırak ya. Öldür öldür bitmiyorlar ki, adamların sonu yok. Sabaha kadar öldürebilirim o adamları. Buradan bir yere varamıyoruz. Allah Allah. Yanlış mı geldim ya? Girecek bir yer vardı, ben mi görmedim? Ya buradan gideceğime o kadar emindim ki. Korktum. Çok fazla düşman var. Öldüm, kesinlikle öldüm ya. Öldün dedi be. Tamam, bu odaya yeniden gelebildim. Biraz oyalandım ama sürekli öldüğüm için boş boş. Abi buradan geçtim az önce ama bir şey olmadı. Kesin görmemem lazım. Çok fazla yol yürümek zorunda kalıyorum ölürsem. Bu sefer kapıdan biraz uzak kaldım çünkü. Tamam, burada yol var. Buradan devam edeceksin ya. Boşu boşuna o kadar uğraştım ki. Başa geri döndük bir de yani. Şu kapıdan çıktım. 30-40 saniye yürüyorum yani her seferinde. Buraya atlayacağız herhalde. Tohumum yok diye tahmin ediyorum bu sefer. Lan hep bir tohum oluyor. Nasıl oluyor ya? Aldığımı görmüyorum galiba ya da direkt unutuyorum. Kafa yok. Dövüşmeyeceğim, dövüşmeyeceğim ya. Dövüşmenin hiçbir karını göremedim şimdiye kadar bu oyunda. Şey gibi değil yani. Yaratıkları öldürmeden level geçemezsin gibi muhabbet yok. Var mı yoksa ya? Mesela biraz fazla yaratık çıktı ve kapı göremiyorum diyecek. Yani şunun üzerine çıkacağım. Oraya ateş edeceğim. O zaman şurası çalışacak ve beni köşeye sıkıştır gerizekalılar. Daha bırakın ya. Aa. Beni köleti yaptılar ya. Ben öldüm, yine köşeye sıkıştım çünkü. Ya boruyla adamın arasına sıkıştım ya. Neyse ki fazla yol yürümeyeceğim. Nereye ateş etmem gerekiyor? Şuraya çıkacağım. Ben cadıyla dövüşeceğim diye bekliyordum. Cadıyı da göremiyoruz. Hani cadıyı gördük, bizi en azından kovaladı. Bir şey yapamadık görmemiz üzerine. Bir yere ateş mi edeceğim buradan? Yok. Buradan gideceğim. Ve yine benzer bir yol gördük. Bir... Gideceğim ya, sizinle dövüşmek zorunda değilim ki. Bu sefer tohumum yok işte. Hep diyorum tohumlar nereden geliyor? Al artık, tohumun yok. Heh, kapı açıyoruz. Sonunda bir checkpoint. Güzel bir şey bu. Muhtemelen cadıyla dövüşeceğim yer burası. Çünkü bayağı şey duruyor böyle. Otantik, hoş. Geliyor. Buldum seni. Gıcık oldu bize iyice. Seni küçük sıpa. Kargalar kendilerine söyleni yapmamakta neden bu kadar ısrarcı? Burada sayısız hayat kurtarmaya çalışıyorum. Kafam basmıyor mu? Ölüm kendisini vazo ile maskeleyenleri göremiyor. Azrail'in kendisini kandırdım ulan.
Biliyor musun, senin ortak bir noktamız var karga. Emirleri aynı yerden alıyoruz. Ama kusura bakma, gördüğün şeyleri öğrenmelerine izin veremem. Endişelenme, küllerini güzel bir vazoda saklarım. Ve sonunda boss fight ya. İşte bunu bekliyorduk zaten biz de. Vazo cadısı. Büyük anne. Ne yapıyor şimdi bu? Bomba atıyor galiba. Evet, bomba atıyor. Ya canını görsem çok daha mutlu olabilirdim. Bunu ona yönlendirsem çok iyi olmaz mı? Yok, yapamıyorum ki. Ya dönmeye başladı. Demek ki vazolar bundan öğrenmiş. Bu ne şimdi ya? Bu neydi şimdi? Abi gülmekten oynayamıyorum. Çekil gelmez değil mi? Bu gördüğüm en leş hareketlerden biriydi. Bunlara vurabiliyor muyum? Denemek istiyorum. Vurabiliyorum. Ne oldu? Yanıyor abi. Başarım kazandık bir de. Hot pot diye. Hot pot diye. Tenceresini ateşe ver dedi. Herhalde vurmam yetti düz. Ateş atıyordum ya sonuçta. Ok attım diye. Ekstra özel bir şey yapmadım. Abi bu sonsuza dek sürecek o zaman. Ya be, onları vurabilsem çok tatlı olacaktı. Ya random atıyor, bir de bana da atmıyor var ya. Şey çok saçma. Vurmalı mıyım? Ateş edecek. Güzel yapmışlar boss fight'ı, çok hoşuma gitti benim. Troll. O Ahead in Time'daki o komedi şaka anlayışı, espri anlayışı var ve Ahead in Time'ın o espri anlayışını ben seviyordum. Orada da kötü adamlar genelde trolldü. Daha çatlaklar yeni oluşmaya başladı abi. Bayağı bir dövüşeceğiz biz bu kadınla. Bu aşamada bayağı vurmam lazım ya, çünkü çok düz duruyor zıplayana kadar. Biraz güce verecektim galiba her şeyimi. Ya gözleri büyüyor abi oradan çıkarken, çok saçma. Yakarsam hemen çıkıyor. Yanıyor yanıyor, vur vur vur. Yanıyorken daha çok hasar aldığını inanmak istiyorum en azından. Fare nerede? Fare nerede derken hasar yedim ya. Kadının kafası patlıyor. Abi öleceğim, çok zormuş ya. Zorluğu uzunluğundan geliyor ama bitmiyor ki. 3 saattir dövüşüm gibi hissediyorum. Öldüm ya. Hepsi bir arada geldi ama. Çatlaklar daha yeni oluşmaya başladı, lanet olsun. Bu sefer biraz daha hızlı atladığımı düşünüyorum ya. Çünkü direkt vurmaya başladım bu sefer. Hani az önceki gibi boş durmadım bir yerde. Vurabildiğim her pozisyonda kafasına kafasına geçirdim. Az önce biraz yavaş oynuyordum anlamadığım için. Şimdi en azından yapacağı şeyleri biliyorum birazcık daha. Git. Bana çarpınca canım gitmiyor bile galiba. Burada vurmam lazım çünkü o sırada bayağı bir oyalanıyor onun içine girmeye çalışırken. Şimdi kaçacağız. Bunun içinden çıkarken sağ sol ateş edecek. Onlara da mermi atabiliyorum. Yakarsam hemen bitiriyor bu arada bu feyzi. Yanıyorsken rahat rahat vurabiliyoruz kafasına kafasına. Hiçbir şey yapamıyor sırada. Işınlanacak. Işınlanırken de vur. Çubuk bize gelecek. Onu tekmele. Rastgele atıyor bunları zaten ya. Bu patlamalar da ruhları uzaklaştırıyor. Çok iyi abi. Bu benim için bayağı güzel bir haber. Yani kadın kendi uzaklaştırabiliyor şeyleri. Ruhları. Benim ruhlarla uğraşmama gerek yok yani. Bu saldırıyı yeni yaptı. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Tencereye girerken de vurmaya başladı. Bak, tencere diyorum Kavazosu'na. Neden Vazo cadısı olduğunu kesinlikle anlattı ama bize, yani yaşattı. Yakamadım mı onu ya? Yaksam da yendim mi? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aşırı uğraşmadım. İkinci denememde yenebildim. Güzelmiş ama ya. Çok trollü skilleri, çok tatlıydı. Bir büyük ruh temizlemiş olduk bu sayede. Dev ruhları temizleyecek. Giant Souls. Bu birincisi. Yine bir kapı deliği. Çok fazla kapı deliği ve anahtar imgesi görüyoruz bu oyunda. Neydi şimdi abi? Sanki ben öldüm ya. Öyle bir şey geldi ki, kadını öldürmek yerine kendimi öldürdüm sanki.
Bugün birçok isimle anılan bir kadının yasını tutmak için burada toplandık. Vazo Cadısı'nın, Seramik Sahire'nin, Çömlek Sihirdar'ın, Çanak Çömlek Kadının ve tabii ki Büyük Annenin. Bir sürü isim varmış hakikaten de. Annelik içgüdülerine kendini çok kaptırdı ve ölüm korkusu tarafından tüketildi. Hayatındaki boşluğu sihir ve büyü tutkusuyla kapattı. Dirilme üzerine çalışmalar, iksirler ve de vazolar yaptı. Maalesef yolculuğu bugün sona erdi. Ruhu artık huzura kavuştu. Onu anmak için başımızı eğelim. Son kez saygılarımızı sunalım. Bu dünyadaki hayatı sona erdi. 300 de ruh veriyormuş. Sen ne diyeceksin? Sanırım kafamdaki bu tencereden hiçbir zaman kurtulamayacağım. Yine de umarım öteki tarafta huzuru bulmuştur. Sonunda büyük vazo, büyük babam ile tekrar buluştu. Dilim sürçtü biliyorsun. Beynimin olması gereken yerde bir çorba bulunuyor. Çok iyi hissediyorum bu adamı. Ben de bazen beynimin yanına çorba varmış gibi hissediyorum. Her neyse, huzur içinde yat büyük anne. Öldü, yaşadığı gibi. Kafasındaki vazoyla titretti yüreğimi. Bir de şiir yazmış adam bunun üzerine ya. Ben herhalde mekana mı gitmem gerekiyor? Nereye gitmem gerekiyor peki şimdi? Şeyin yanına mı gideceğim mesela? Büyük karganın yanına gidip ona mı söylemem gerekiyor? Böyle böyle ben bu kadının ruhunu aldım gibi. Ana mekana gidince muhtemelen orada bir şey söyleyeceklerdir. Çok saçma bir yerdeymiş ayrıca bu kapı. Neredeyim abi? Sen nesin? Bana bakıyorlar çok korkunç bir şekilde. Bizim mekana getirecek diye düşündüm, bu kapı çok ucuna getirdi. Sinematik girdi orada da. Tipe bak ya. Bu bizim ana boss mu? Kapılar Lordu. Dünyanın en iyi lordu. Kupasından çay içiyor. Bak sen, bir karga. Merhaba. Buraya nasıl girdin? Aa tabii ya, hizmetkarların kapıları kilitlemeyi bile unutuyorsa bu dünyadaki tüm kapılara hakim olmanın ne anlamı var ki? Hangi rüzgar attı seni buraya? Uzun yıllardır bir kargayla karşılaşmamıştım. Hala şu gagalarınız duruyor anlaşılan. İyiymiş. Üzerinde büyük miktarda ruh enerjisi olduğunu hissediyorum küçük karga. Tuhaf, garip bir şekilde bana tanıdık geldi. Aa yoksa bunun için mi buraya geldin? Benden ödül mü istiyorsun? Yumruklayacak galiba bizi. Helal olsun sana be. Aferin. Bu kadardı galiba. Şimdi uslu bir kuş gibi onları kasana teslim et. Direkt bana getirmene gerek yok. İlgilenmem gereken daha önemli meseleler var. Görüşürüz. Neyle ilgileniyorsun ki? Bizi direkt kovdu abi ya. Bir sıkıntı var ama belli ki bu adamda. Kapılar Lordu'nda. O kapıya bakıyor o da. Güzelmiş. Ak Karga da diyordu ben bu kapıyı açmaya çalışıyorum. Yeterince ruh enerjisi bulursam kapı açılacak. Biz oraya gideceğimiz yeri öğrenelim. Yeterli bu kadar. Burada ne yapıyorsun? Ruhunu hala bulamadın mı? Bir saniye. Bir dev ruh bulmuşsun. Ama bu seninki değil. Maalesef bu olmaz. Peki bunu nasıl başardın? Her neyse geri dön ve bulmakla görevli olduğun ruhu bul. Bunu saymıyorlar. O zaman ben buradan geri mi gideceğim? Şu asansör gelsin de be. Varlığımı hissediyor asansör. Nereden gidiyorduk? Aşağı düşüyorum kendi mekanımda ya. Ve bir canım gidiyor. Ruhlar korusu. Kayıp mezarlık. Kayıp mezarlıktan o adamı bulmaya gidebilirim. Vazo Cadısı'nın laboratuvarı. Diğer tarafta kapı var mı? Yukarıda bir kapı var mı? Belki şimdi açık olmayan bir yer açılmıştır da oradan bir şeye bakarız. Yok burada, buraya muhtemelen kapılar gelecek ama. Biz bir koruya gidelim. Korudan bir Akkarga'nın yanına gideyim. Oraya kadar ilk kısmı da keseyim. Akkarga'nın yanına geldim. Siz o yolu görmek zorunda kalmadınız ama. İnanılmaz. Benim sayısız yılda başaramadığım şeyi çok kısa bir sürede başardın. Diğer iki dev ruhunu da bulabilirsen ölüm kapısını açabiliriz. Doğuya orman ötesine gitmeni öneririm. Orada su basmış bir katedralde yaşayan ve orman halkına zulmeden kendini kral ilan etmiş bir kurbağa yaşıyor. Kurbağaysa seve seve öldürürüm gidip onu, ağzını burnunu kıracağım. Bir sonraki bölümde doğu tarafında o kendini kral ilan eden, sözde kral olan kurbağayı öldürmeye gideceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Death Store bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.